Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir sokak simidi tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmiyor ve hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1,5 su bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra yarım paket instant maya ve 1 yemek kaşığı şekeri ekleyerek güzelce karıştırıyorum ve içerisindeki şekeri eritiyorum. Şeker eriyene kadar güzelce karıştırdıktan sonra çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü ise 125 ml. Yağı da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Daha sonra unumu ekleyerek orta sertlikte güzel bir hamur hazırlayacağım. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı sizlerde değişkenlik gösterebilir. O yüzden yavaş yavaş ekleyin. Daha sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurum için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum ve şimdi karıştırıyorum. Daha sonra güzelce yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurum yavaş yavaş toparlanıp kıvamını almaya başladı. Spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Hamur tamamen kıvamını aldıktan sonra tezgaha alarak yoğurma işlemine tezgahta devam edeceğim. Biraz önce de belirttiğim gibi hazırladığımız hamurun çok yumuşak olmaması gerekiyor. Orta sertlikte güzel bir hamur hazırlayalım. Hamuru yoğurma kabının içerisinden alarak tezgahta yoğurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Yeteri kadar yoğurduktan sonra bezelerimi alacağım ve o şekilde dinlendireceğim. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum ve hazırladım. Ne kadar çok yoğurursanız o kadar özlü ve kaliteli güzel bir hamur elde edersiniz. Hamurumu yeteri kadar yoğurduktan sonra şimdi bezelerimi alacağım. Bezelerimi eşit alabilmek için ben mutfak terazisi kullandım. Tabii evinde mutfak terazisi olmayanlar göz kararı da yapabilir. Her bir bezeyi 118 gram olacak şekilde ayarlıyorum. Bezelerimin tamamını eşitleyerek hazırladım. Tepsimize un serpmiyoruz. O yüzden tepsinin tabanına bez seriyoruz. Şimdi hazırladığım hamurları yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Yuvarladıktan sonra tekrar avcumun içerisinde küçük bir silindir haline getiriyorum.
Son bezemi de hazırladıktan sonra bezelerin üzerine de bir bez kapatarak temiz bir poşete koyuyorum ve yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Bu süre zarfında hamurlarım güzelce mayalanacak ve kabaracak. Daha sonra simitlerimize son şeklimizi vereceğiz. Yarım saatin sonunda hamurlarım artık hazır. Hemen bir tanesini tezgahıma alıyorum. Hamurları silindir haline getirdiğimiz için şekil vermesi oldukça kolay olacak. Şimdi hamuru uzatarak silindir haline getiriyorum. Hamuru yaklaşık 50 cm uzunluğunda incelterek açıyorum. Şimdi yeteri kadar açarak incelttikten sonra simitlerime son şeklimi veriyorum. Gördüğünüz gibi şekil vermesi de oldukça kolay. Vermiş olduğum ölçüler tam ölçü ve garanti bir tariftir. Sizlerden ricam lütfen tarifimi uygularken verdiğim ölçülere sadık kalarak hazırlayın. Son olarak hamurun uç kısımlarını birleştirdim. Elimle biraz incelttikten sonra hazırladığım simit hamurunu bir bezin üzerine alıyorum. Diğer kalan hamurlarımı da aynı şekilde hazırlayarak bezin üzerine alıyorum. Daha sonra simitlerimizi bulamak için harika bir şurup hazırlayacağız. Son olarak kavrulmuş susamı batırarak tepsiye dizeceğiz. Simit hamurlarımın tamamını hazırladım. Şimdi üzerine bir bez kapatıyorum. Şimdi hamurları batıracağım. Şurubu hazırlıyorum. Bunun için 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi ve yarım su bardağından biraz fazla da su kullanıyorum. Homojen bir karışım elde edinceye kadar çırpıyorum. Ayrı bir kaseye de kavrulmuş susamı koydum ve hazırladım. Şayet evinizdeki susam çiğ susam ise tavada orta ateşte sürekli karıştırarak susamlarınızı kavurabilirsiniz. Şimdi ilk hazırladığım hamuru alıyorum. İlk olarak şuruba batırıyorum. Susamların iyice yapışması için her yerinin şuruplandığından emin olun lütfen. Daha sonra susama batırıyorum ve her yerine bolca susama buluyorum. Sonrasında da görmüş olduğunuz gibi hamuru elimle biraz inceltiyorum. Ve de bu hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Diğer kalan hamurlarımı da aynı şekilde ilk olarak şuruba batırıyorum. Şuruptan çıkar çıkmaz hemen susama batırarak tepsiye koyuyorum. Verdiğim ölçüden toplamda 2 tepsi simit elde ediyoruz. Hamurlarımın tamamını hazırlayarak tepsiye koydum. Şimdi üzerine bir bez kapatarak 15 dakika dinlendiriyorum. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece altı üst fanları açarak ısıtıyorum. Simitlerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Fırının en az bir 10 dakika öncesinde açılıp ısıtılmış olması gerekiyor. 15 dakikanın sonunda simitlerim tekrar kabardı. Şimdi tekrar hamurları incelterek tepsiye koyacağım. Tüm bu işlemleri yaparak hazırladığımız zaman çıtır çıtır harika bir sokak simidi elde edeceğiz.
Simitlerin tamamını incelterek tepsiye koydum ve şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fanlara koyarak pişiriyorum. Yirmi dakikanın sonunda pişen simitleri fırından çıkartıyorum. İlk tepsim fırından çıktıktan sonra aynı şekilde ikinci tepsimi de hazırlayarak fırına koyuyorum ve pişiriyorum. Simitlerim güzelce pişti ve artık servis için hazır. Bu muhteşem lezzeti yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Şimdi sizlere detaylı şekilde simitleri göstermek istiyorum. Gerçekten dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık oldu. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz, bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.